Uzun zamandır görüşemediğimiz bir yerden hepinize selamlar. Ben Mega Mayıs indirimlerinden, Trendyol'dan, neydi onun ismi ya? Kek kalıbı aldım. Hem onu deneyeceğim hem dedim ki YouTube'a uzun zamandır video çekmiyordum. Normal damla çikolatalı bir kek yapacağım. Sizlerle beraber. Damla çikolatamız, sütümüz, yumurtamız, yoğurdumuz. Kalbim, nehir yumurtaları dolaba sakla. Yani nehire yumurtaları dolaba kaldırır mısın desem asla kaldırmaz. Yumurtaları dolaba koymuş. Ben de çıkarmıştım hani oda sıcaklığında olsun diyerekten. Neyse sağlık olsun. Hemen 4 yumurta, 1 su bardağı şeker. Yumurtalar da kırılmış. Hemen onu bir halledelim. Bazıları çok ince kabuklu oluyor ya. Benim stabil yaptığım kek tarifi. İçine sadece ek olarak damla çikolata koyuyorum. Çünkü evde kakao yok galiba. Hiç bulaşmayayım dedim. Zaten sade kek yapıp da içine çikolata koyunca daha lezzetli oluyor. 3. Dört. Benim yumurtalar biraz... Ay, bundan bir şey çıktı. Ay, yavru çıktı bunda. Yumurtalar gitti. 2 tane yumurta ziyan oldu. Baksanıza resmen yavru. Neyse tekrardan. Of. Böyle olunca var ya. Köy yumurtası da değildi ya. O yüzden güvenerek kırmıştım. Pazardan almıştık. Beklemiyordum yani böyle bir şey. Evet, 4 yumurtamı sağ salim kırdım. Hemen su bardağıyla şekeri ekliyorum. 1,5 su bardağı şeker. Hemen dalga geçerlerdi. Evet, bunu iyice güzelce çırpacağım. Ben çok dağınık çalışıyorum ya. Bayağı dağınık çalışıyorum. Kekime başka ne koyacağım? Süt. Un. Aldığı kadar un. Güzelce çırpayım. Bayağı çırpmak lazım. Beyazlaşana kadar. İyice çırptım. O bazı büyük şekerleri çıkardım. 1 su bardağı sıvı yağ koyuyorum. 1 tane süt, yani 1 bardak süt. İnekten sağıyoruz. Sütümüzü de sağladık. Vanilimizi ekliyoruz. Birazcık karıştırıyoruz. Şimdi un ve kabartma tozu kısmı. Ay, süzgeç kırılmış. Benim bir ölçüm yok. Sizin varsa yazın lütfen. Güzel bir kek tarifi, güzel güzel kabaran, yumuşacık bir kek tarifi yorumlara bekliyoruz hepimiz. Şimdi çırpıcıyla devam edeceğiz. Bununla çok karıştırmadan. Şey çok şey yapmadım. Eksik sanki bir şey koydum gibi geliyor ama. Benim YouTube videoları için şeffaf bir kapı almam lazım.
Evet, hemen kap önerisi. Siz benden daha çok biliyorsunuz çünkü. Ben 2-3 çeyiz videosu çektim ya, millet beni çeyizci sanıyor. Çeyizle çok bir alakam yok. Bakın o kadar un koydum, yetmedi. En son çikolatayı koyarken görüşelim. Bye. Bu arada her yere süt sıçradı. Çünkü bu katı oldu. Ben de biraz şey kattı. Yağlamayı unuttum. Ay. Allah'ım ya. Tüh. Ya ben niye böyleyim ya? Ben şu an her şey mükemmel gidiyor. Bunda şurada turşu vardı. Suyuyla beraber içine batırdım. Çok mükemmel. Evet, devam ediyoruz. Daha ne kadar mükemmel olabilirim? Neyse, sağlık olsun inşallah. Bir de alıp yere düşürüyormuşum kalıbı. Benden beklenen hareketler artık, her şey olabilir. Kayıyor çünkü. Yaparım yani, belli. Mükemmel. Damla çikolatamızı açıyoruz. Evet. Dök dök Gizem, yere dök, hiç utanma. Bunu da azıcık böyle küçücük küçücük karıştıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel olur. Evet, inşallah yapışmaz. Şuralardan bir sürsem nasıl olur ki? Şöyle alta doğru inmez mi pişerken? Bir şansımız deneyelim. Bence iner gibi. Kurabiye de başlayıp büyük ihtimalle tart mıdır, turta mıdır, öyle bir şey olacak. 125 gram margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve aldığı kadar un. Bunu iyice karıştıracağız. Ben tüm malzemeleri koyup geliyorum, bekleyin. Öncelikle bu malzemeleri inciriyoruz. Elim niye bu kadar kötü çıkıyor benim ya? Bunu da linç ederler. Neyse, görmemeniz daha hayırlı. Kız şu elmaların güzelliğine bakın. Annem bunları pazardan o gün aldırdı. Asla yemez. Bakın. Normalde tarifte 3 tane yazıyor da ben. Yine ben. 5 tane elmayı güzelce soyup rendeleyip şekerle, tarçınla kavuracağız. Elmalı kurabiye pıtı 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 teker teker yapmaya üşendim. Akşama da ne yemek var? Dünden böyle karışık bir yemek yaptım. Uydurmasyon. Bir de uydurmasyon pilav yaptım. Ay deneyin ya. Bir gün video çekeyim bu hayatta. Ne yaptım biliyor musunuz? Yeşil mercimeği pişirdim. Benim demir meksik arkadaşlarım dedi ki Gizem yeşil mercimekle çok iyi geliyormuş. Ben de yarım paketini pişirdim. Bir gün salata yaptım. Bir gün de bulgur pilavı yaptım yeşil mercimekle. Daha önce yapmıştım. Ertesi gün, yani dün, o yeşil mercimekle pirinç pilavı yap dedi birisi, bana mesaj atmış. Pirinç pilavı yap, üstüne de soğanı kavur, tereyağında dök. Aman benim aklıma girdiler. Tavuk çorbası yapmıştım bir de. Neyse, ben pilavı yaptım. Tereyağını koydum. Soğanları kavurdum. Tavuk çorbasından da tavuk kalmıştı. Onları da attım. Bir kavurdum. Pilavın üstüne de onu döktüm. Yok böyle bir lezzet. Gerçekten tadı damağımda kaldı.
çok güzeldi. Denerseniz de bu yemeğin belki de bir adı var. Ben bilmiyorum. Araplara ait bir yemekmiş galiba. Beğendim. Yani Ozan bile o bulgurlusunu yedi. Böyle Ozan Nehir böyle çok fazla her şeyi yemezler. Onlar yedi. Annem bilir dün misafirler vardı. Onlara bile nasip oldu yani. Bayağı yendi. Farklı şeyler yapıyorum. Beğenilmez mi acaba diye korkuyorum. Bazı çoğu şeyi de kendi kendime uyduruyorum. Mesela bu. Elmalı turta farklı bir şey. Elmalı kurabiye farklı bir şey. Ama benim işime böylesi geliyor. Kim buna dur diyebilir? Kimse yani. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Normalde yayın açacak olsam uğraşırım ama hiç uğraşamam. Yayınları da yine söylemişimdir mutlaka. Bırakmayı düşünüyorum, açık açık konuşayım. Evet, bunları güzelce bir rendeleyelim. Tavamızı alalım. Tavada güzelce fıtı 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 fıtı. Şöyle çöpüne kadar rendeliyorum. Bu arada ayağım, sol ayağımda öyle bir yara var ki ayakta durmakta çok zorlanıyorum. Böyle canım yanıyor şu an, zonkluyor. Bunun için sağlık ocağına gidesim var ama buradaki doktor biraz problemli. Bakmaz. Neden kan tahlili yaptırıyorsun? Ne gerek var diyen bir adam işte. Sağlık ocağındaki doktorların hepsi mi sorunlu? Rendeleyim geleyim. Fırının temizliği peki. Kekimiz biraz kabarmaya başladı ama kızarmadı. Acaba neden? Da artık oldu bence. Tarçını dökelim. Biraz üstüne şey döktüm. Şeker. Şöyle tarçın çok güzel kokuyor. Keşke kokan gönderebilsin. Sonra bir kere döndürüyoruz. Hazır. Kapatıyorum altını. Hemen fırına bakalım. Kalıpta yapmaya karar verdim. Öncelikle bu kalıbın dibini yağlayacağım. Kelepçeli kalıbım. Yağlı kağıt koymayacağım. Direkt yapacağım böyle. Çok kabarcık bir şey değil mi? Sonra bir kısım hamurdan alıyorum. Hamuru içine iyice yapıştırıyorum. Böyle. Ne kadar güzel olur tartışılır. Ama daha önce yapmıştım. Daha önce yaptığım için de çok da korkmuyorum aslında. Kız ben bunları yaparken akşam yemeği unuttum ya. Yemeği bir şey yapmadım. Bir de üstünü kapatmak için böyle şeritler halinde yapacağım. Yani böyle nasıl diyorlar? Şöyle yani.
Şimdi arkadaşlar elmamızı alıyoruz. Bunun üstüne yerleştiriyoruz. Güzelce yayalım. Biraz sıcak çaktırmayın. Tabii ki ceviz olsaydı güzel olurdu ama. Beni iyice dağıtıp geliyorum, bekleyin. Kız boynum tutuldu mu ne olduysa bilmiyorum ama çok kötü bir şekilde ağrıyor. Böyle küçük küçük açıyorum. Sonra köşelerden bir yuvarlak yapacağım. Hani turta gibi olsun, filmlerdeki gibi. Ya. Yapacağım kız. Tüm elma. İnat. Böyle şeyler yapmak hiç kolay değil. Lütfen. Kekim bu arada çok güzel oldu ha. Görmek için sabırsızlanıyor musunuz? Şimdi bakın böyle yaptım ya. Böyle şeyler, çelikler çizeceğiz. Evet, bir. İki. Böyle böyle geleceğim gideceğim. Bakın şimdi çıkaracağım şeye bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Yani buna bir şeyi batırmaya bile gerek yok. Aldığım kadar eminim ki pişmiştir. Maşallah. Kız şuna bir bak. Ay çok güzel değil mi? Bu da ister istemez çok tatlı oldu. Hadi bakalım bu da fırına. Bismillahirrahmanirrahim. Kızlar şimdi bunu ters çevireceğim. Biraz da hamur kaldı. Hamuru ne yapsam bilemedim. Bunu buna çevireceğim bu arada. Şimdi üstüne de nemli bez, yani ıslak bez koyacağım aslında biraz. Böyle biraz duracak. Akşam yemeği hazırlığı. Sarımsaklı süzme yoğurt ve semizot iyice karıştırıyoruz. Üstüne de yağ yakacağız. Biraz da normal yoğurt eklenebilirdi aslında.
sana bu yoğurt yeterli. Ben çok severim. Çok da beğenirim. Çünkü direkt dolaptaki lahana alıyorum. Güzelce boşaltıyorum kasemi. Hemen üstüne ek malzemeler. Bir tane domates. Yazın bol bol salata yeniyor. Salata, karpuz, ekmek. Hemen doğrayıp hazırlıyoruz. Soğan da var. Biraz da sumak. Mis. Hemen sumağımı ne yaptım ben? Niye fırlattım? Şöyle yeni aldım sonunda. Cuma günü pazardan. Tuz dökmeyeceğim. Tuz var içinde. Limon da dökmeyeceğim. Hemen. Şipşak bir salata çıktı ortaya. Bunlara gitsin. Yapıştır gelsin. Gönder gelsin. Zeytinyağımız yok. 10 saniye çok güzel olurdu. Normal sıvı yağ dökeceğiz. Buyurun sofraya. Anam açılmıyor kız. Yapışmış galiba. Hadi zahmet olacak ama. Evet. Biraz da yağımızı gezdiriyoruz. Hazır. Benim akşam yemeğim. Birazcık dünden yaptığım yemek var demiştim. Semizotu koydum. Salata. Kabak var, mantar var. Kız ne kadar güzel çıkıyorum. Ben hala hızlı yiyorum. Elimde değil. Bu biraz tuzlu olmuş. Bekleye bekleye yemem lazım. Bir lokma arası 5 dakika. Çok. Hemen bir. Yemek de tuzsuz olmuş. Hiç elimin ayarı yok. İsteyerek çıkarmıyorum o sesleri. Lahana galiba biraz ağır geliyor. Tamamıyla unutmuşum. Bunu da artık çıkaracağım. Vallahi yağlamayı unuttum. İnşallah çıkarabilirim. Çıkar mı? İnşallah çıkar. Çıkmıyor.
Ne yapacağız? Çatalın ucuyla şey yapacağım arka. Tüm kap sıkıntılı şey, kap şey görmesin. Konuşamadım ya. Ama buradaki yağlar eridi, aşağı gitti yani. Bu sefer olacak, inanıyorum. Bence çıkacak. Geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Bence çok iyi, bak. Yağlamayı unuttuğum halde, yani asla burada bir şey kalmadı. Şuna bakın. Alın ya. Hani marka reklamı diye değil ama çok güzel. Ve çok uygun aldım. Bir tanesini kestim. Ne kadar güzel. Yeni kalıbım nasıl anneciğim? Yağlamayı unuttum, nasıl çıkarmış? Annem şu an kafa sallıyor ağzında yemek olduğu için. Benim çok hoşuma gitti. Cidden ben yapışır diye bekliyordum, bakın. Şuralar yağlı kısımlar. Yağlasaydım bunlar da böyle olacaktı. Çıkartacağım şey biraz sıkıntılı. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah çıkarabilirim. Of, mis gibi elma kokuyor, biliyor musunuz? Oo, çok tatlış duruyor kız. Böyle duruyor, çok güzel. Baksanıza. Aşırı bir şekilde Nescafe çekti, üçü bir arada, ama içmemem gerekiyor. Kendimi tutmam lazım. Bir taneden ne olur, tamam, evet, içilebilir. Ama dedim güzel, kalk güzelce bir kahve almıştın, onu yap. Filtre kahve. İstanbul'dan almıştım, onu yapacağım şimdi. Burada bir açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aha, hemen çıktı. Kız, bu kalıplar da çok güzel ha, çok mantıklı. Bak, bu da mis gibi oldu. Üstüne de pudra şekeri serpiştireceğim. Ay, ne kadar güzel olmuş. Ben bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim. Bir yandan da kahvem oluyor. Mis 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 mis. Çok güzel. Hadi keselim. Birazcık da bunun üstüne dökelim. Bana da güzel gider ha. Mis. Hoştur. Ne kahve saati yapacağım. Şöyle güzelce küçük bir parça alıyorum. Tabağıma koyuyorum. Yanına da güzelce kahvemi alıyorum. Şekersiz filtre kahve. Evet, filtre kahvem.
Şunun tadını çok merak ediyorum. Artık sıvı katı ayrımı yapmayı yavaş yavaş bırakmaya çalışıyorum. Böyle ucundan çok az ısıracağım. Şaşırtıcı. Altı kek gibi. Üstü de böyle biraz sert. Gerçekten hani tartlar gibi olmuş. Çok güzel. Beğendim. Umarım siz de videomu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Ben biraz kendimi dinlemeye geçtim. Allah'a emanet olun. Ayağımdaki yara çok acıyor. Akşam namazını zor kırdım. Yatsıyı büyük ihtimalle kılamayacağım yine. Oturarak kılmayı da tam olarak bilmiyorum. Canım çok yanıyor. Sol ayağım. Bayağı kötü. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Filtre kahve. Şekersiz bir şekilde içiyorum. Kolombiyandı. Kuru kahveci Mehmet Efendi'den almıştım. İnternette de var galiba. Ben seviyorum bunları. Görüşürüz. Bye bye.